Burası dünya üzerinde ülke olmayan tek kıta. Çok kurak olduğu için bölgede 2 milyon yılı aşkın süredir yağmur almayan yerler dahi var. Dünyanın en garip yerlerinden biri. Sadece garip de değil, aynı zamanda dünyanın en soğuk yeri. Dünya üzerinde bugüne kadar doğrudan ölçülen en düşük sıcaklık 1983 yılında Antarktika'nın doğusundaki Rusya'ya ait Vostok istasyonunda -89 derece olarak kaydedildi. Aslında Antarktika kıtasını keşfetmemiz diğer coğrafi keşiflerle kıyaslandığında yakın bir tarihe dayanıyor. 200 yıl süren arama çalışmaları sonucunda deniz subayı Charles Wilkes tarafından 1840'ta keşfedilmiştir. 14.4 kilometre karelik yüz ölçümüyle Afrika kıtasının yarısı kadar olan Antarktika kıtası parça parça keşfedilmiştir. Hatta Wilkes tarafından bulunan ilk parçaya Wilkes arazisi denmiştir. Antarktika kıtasının kuzey kutbunu kaplayan buz kütlesinin kalınlığı 4000 metrenin üzerindedir. Ayrıca Antarktika'da bulunan buzullar, dünya üzerindeki buzulların %92'sini oluşturuyor. Burası, güney kutbunun en sert ve soğuk iklimine sahiptir. Yaz mevsiminde ortalama sıcaklık -20 derece olurken, güneyden bir rüzgar esmesi durumunda -70 dereceler dahi görülebilir. Antarktika kıtasında hissedilen ortalama sıcaklık -50 derecedir. Kıtanın bir diğer özelliği ise bitki örtüsü olmayışıdır. Tamamen buzullarla kaplı olmasından bitki yetişmese de kıtanın iklim koşullarına ayak uydurmuş bazı hayvan türleri bulunuyor. Örneğin penguen, fok, martı, balina gibi canlılar okyanustaki balık ve planktonlarla beslenerek hayatlarını sürdürüyorlar. Antarktika kıtasının yerlisi olarak kabul edilen canlı ise penguenlerdir. Ayrıca düşünülenin aksine kutup ayıları bu bölgede yaşamamaktadır. İklim şartlarından dolayı kıta üzerinde ulaşım son derece zordur. Genellikle kar motorları ve ATV'ler kullanılır. Yönlerini bulmak için insanlar genellikle GPS'e başvururlar. Resmi bir idari birimi olmayan Antarktika kıtasında otel de bulunmuyor. Antarktika'ya gitmek isteyenler 45 gün süren yaz mevsimi süresince kıtaya düzenlenen günübirlik turlara katılabiliyor. Ayrıca kutup dairesi içindeki alana ziyaretçi girişi yasaklanmıştır. Yani sizin anlayacağınız Antarktika kıtasına gitmek isteyenler yalnızca kıyı bölgelerine gidebilirler. Antarktika kıtasına ulaşım iki ülkeden yapılıyor. Yeni Zelanda'dan uçak seferleri düzenlenen kıtaya 10 saatte ulaşılabiliyor. Şili'den ise deniz yolculuğuyla yapacağınız yolculuklar 4-5 gün civarında sürüyor. Dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz canlılara, iklim koşullarına ve yeryüzüne sahip Antarktika kıtasına yapacağınız gezi her ne kadar büyüleyici olsa da uymanız gereken belli başlı kurallar bulunuyor. Bu kuralların bazıları size garip gelecek olsa da hepsi belirli bir mantığa oturuyor. Antarktika kıtasının buzullarla kaplı olması ve bitki örtüsünün olmaması bölgede bitki yaşamadığı anlamına gelmiyor. Belirli bölgelerde yetişen yosunlar kıtada görebileceğiniz tek bitki türü. 6 ay süren kesintisiz karanlıkta ve -30 derecenin altındaki sıcaklıklarda tahmin edersiniz ki herhangi bir bitki türünün yetişmesi çok zor. Üstelik bu yosunlar Antarktika kıtasındaki ekosistemin devamı için hayati önem taşıyor. Bu nedenle yolunuz Antarktika'ya düşerse yosunlara sakın basmayın. Antarktika kıtasının sahip olduğu ekosistem, bölgedeki iklim koşullarından dolayı son derece hassastır. Bilim insanları, hükümetler ve sivil toplum örgütleri bu ekosistemi korumaya çalışsalar da yıllar boyunca bölgeye düzenlenen geziler sonucunda ziyaretçiler bölgeye ait olmayan bitki ve hayvan türlerini Antarktika kıtasına taşımış. Yapılan araştırmalarda 121 mantar, 72 omurgasız, 8 memeli hayvan ve 3 kuş türü Antarktika ekosistemine insan eliyle katılmış. Bu nedenle Antarktika kıtasını ziyaret edeceklere günümüzde çok ciddi hijyen kuralları uygulanıyor. Özellikle bölgeye getirilecek ürünler kontrol ediliyor, yıkanıyor ve dezenfekte ediliyor. Antarktika kıtasına gidenlerin en büyük amaç ve isteklerinden biri de bölgede yaşayan hayvanları gözetlemek. Ancak burada yaşayan her hayvan için belirli bir mesafe kuralı konulmuş. İnsanlar belirlenen bu mesafelerden daha fazla hayvanlara yaklaşamıyor.
Bir hayvan gördüğünüzde sessiz olmanız, onları beslememeniz gerekiyor. Kuş sürülerine yaklaşmak, hatta onları balık gruplarının yanına çekerek yardım etmek de yasak. Tabii kıtanın belki de en tatlı hayvanı olan penguenler için de belli başlı kurallar bulunuyor. Bir penguen nadiren de olsa eve dönüş yolunu karıştırıp teknenize uğrayabilir. Böyle bir durumda penguene dokunamaz, yardımcı olmak için onu karaya götüremezsiniz. Çünkü her ne kadar sevimli olsalar da penguenler vahşi hayvanlardır ve rahatsız oldukları bir durumda saldırarak ciddi yaralanmalara yol açabilirler. Yunus sürülerini botla takip etmek ve onlara eşlik etmeye çalışmak kesinlikle yasaktır. Bir yunus sürüsü gördüğünüzde botunuzla aralarına karışmaya çalışırsanız, botun yarattığı dalgalarda rahatsız olan yunuslar, yüzeye çıkıp dalgaların üzerinden atlayarak yüzmeye başlayacaklardır. Her ne kadar güzel bir görsel sunsa da Antarktika gibi zorlu yaşam koşullarına sahip olan bir ekosistemde hiçbir canlıyı rahatsız etmemeniz ve doğal yaşam akışlarını bozmamanız gerekir. Vahşi hayatı gözlemlemenin başlıca kuralı doğal yaşamın akışına müdahale etmemektir. Fakat Antarktika'daysanız bu kuralı ancak ekstrem bir durum içinde bozabilirsiniz. Balina gibi büyük deniz canlılarından birinin gemilerin teknik ekipmanlarına takılması ve kendi imkanlarıyla kurtulamaması durumunda yardım edilmesi gerekiyor. Oldukça zor ve tehlikeli bir görev olduğu için fiziksel yardımı doğru ekipmana sahip tecrübeli kişiler üstlense de siz de olay anını görüntüleyebilir ve koordinatlar konusunda yardımcı olabilirsiniz. Antarktika kıtası dünya üzerinde silahsızlandırılmış ender bölgelerden bir tanesidir. Bu nedenle kıtada askeri harekat düzenlemek veya üs kurmak yasaktır. Ayrıca bölgeye düzenlenen gezilerde insanlar silah taşıyamaz, patlayıcı madde getiremezler. İnsanlar genellikle gittikleri yerlerden ana olsun diye bir eşya alıp dönerler. Bu eşya bazen kumsaldan alınan bir kabuk, bazense bir yaprak parçası olabilir. Fakat Antarktika kıtasında ne olursa olsun dönüşte yanınıza herhangi bir materyal alamazsınız. Doğal ya da insan yapımı olması önemli değildir. Çünkü bulduğunuz şey muhtemelen bilimsel araştırmalarda kullanılan veya kullanılabilecek bir ürün olacaktır. Şans eseri fosil tarzı bir materyale denk gelirseniz yapmanız gereken şey bulduğunuz yerin koordinatlarını yazmak, fotoğraf çekmek ve oradan ayrılmaktır. Antarktika kıtasında zamanında üs olarak kullanılmış fakat günümüzde boşaltılan yaşam alanları bulunuyor. Bu alanlara girmek, içlerinden bir şeyler almak her ne kadar boş olsalar da yasaktır. Çünkü kar fırtınası gibi beklenmedik durumlarda sığınma yeri olarak bu noktalar kullanılıyor. Ayrıca günümüzde bilim insanları tarafından aktif olarak kullanılan üsler de bulunuyor. Burada oldukça hassas araştırmalar yapıldığı için yapacağınız beklenmedik bir ziyaret araştırmacıların hoşuna gitmeyecektir. Bu nedenle de bu tip bölgelere girmek yasaktır. Aslında tüm dünyada uygulanması gereken belli başlı kurallar Antarktika kıtasında sıkı bir biçimde uygulanıyor. Bu kurallar genellikle doğayı korumak üzerine oluyor. Yere çöp atmak, olmadık yerlere grafiti yapmak, suya taş atmak gibi anlaşılabilir yasaklara ek olarak sigaranızın külünü dahi yere atamıyorsunuz. Zaten her yerde sigara da içemiyorsunuz. Bölgede sigara içmek için bazı alanlar belirlenmiş. Bu alanların dışında da sigara içemiyorsunuz. Külünüzü de yanınızda taşımanız, Antarktika kıtasını terk ettikten sonra başka bir yere atmanız gerekiyor. Antarktika kıtasında hayat koşulları son derece zorludur. Bu sebeple başınıza bir iş gelirse kurtarılmak için çok ümitli olmamanız gerekiyor. Bu kural acımasız olarak gözükse de zaten kısıtlı kaynaklara sahip olan insan grupları bir de başka insanları kurtarma operasyonu için kaynaklarını harcarsa daha fazla insanın hayatını riske atmış olurlar. Kurtarma operasyonları kaynak yetersizliği ve zorlu hava koşulları nedeniyle genellikle başarısızlıkla sonuçlanır. O yüzden Antarktika'ya gittiğinizde grubunuzdan ayrılmamanız ve verilen talimatlara harfiyen uymanız gerekiyor. Antarktika aslında bir çöldür. Çöller herkesin kızgın kumları, develeri ve kavurucu güneşiyle hayal ettiği bir yerdir. En bilinen çöllerden olan Sahra Çölü tam da bu hayale uyar. Peki bütün çöller böyle midir? Aslında çöl dediğimiz şey neredeyse hiç yağış almayan kurak bölgelerdir. Böyle bir tanımı duyunca haliyle aklımıza hemen en sıcak ve en güneşli yerler gelir.
Tabii ki kum ve deve de olmazsa olmazdır. Ama bu tanıma uyan iki yer daha var ki bildiğimiz yerleri ikiye katlıyor. Antarktika ve Arktik. Antarktika 13.660 kilometre karelik yüz ölçümüyle aslında dünyanın en büyük ve en kuru çölüdür. Öyle ki neredeyse hiç yağmur görmemiş Sahra Çölü Antarktika'dan daha ıslak bir yüzeye sahiptir. Antarktika kıtasında kırmızı renkte bir şelale bulunuyor. Antarktika'da bulunan bu kan kırmızısı şelale ilk olarak 1911 yılında keşfedildi. Bilim insanları uzun seneler boyunca suya bu rengi verenin kırmızı yosun olduğunu düşündüler. Fakat daha sonra elektromanyetik alıcılar vasıtasıyla kan şelalesi üzerinde yapılan taramalar, şelalenin altında çok daha büyük bir yeraltı su kaynağının bulunduğunu ortaya çıkardı. Şelalenin bu rengi alması milyonlarca yıllık bir birikimin sonucu. Yapılan araştırmalar tahminen 5 milyon yıl önce deniz seviyelerinin yükseldiğini ve Doğu Antarktika'yı sular altında bıraktığını, bunun da tuzlu bir göl oluşumuna yol açtığını gösteriyor. Kan şelalesinin kaynağında bulunan bu göl, normal deniz suyundan 3 kat daha tuzlu ve donması mümkün değil. Bu göl aynı zamanda yüksek miktarda demir içeriyor. Demir, şelalenin altında bulunan kaya yatağının aşınmasıyla ortaya çıkıyor. Ve bu sebeple oksijenle temas ettiği anda paslanan su kırmızı renge bürünüyor. Antarktika gezegenimizin gizli kalmış kutusu gibidir. Jeologlar ve iklim bilimciler buz katmanlarının derinliklerine kazılar yaparak dünyanın iklimsel tarihini onun sayesinde öğrenebilirler. Bu sayede dünyamızın geçmişi ve bizlerin geçmişi tarih sayfasında giderek daha net bir yerde olabilir.